Herkese merhaba. Şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Onu göstereceğim sizlere. Öncelikle tavama zeytinyağı koydum. Bu çay çok ses çıkardı. O yüzden onu biraz alayım. Çayı sonra yaparım. Zaten sallama çay yapacağım kendime. Şöyle iki dilim mi yapsam, bir dilim mi yapsam bilemedim. Ekmek kesiyorum. Bence bir dilim yeter. Bir dilim ekmek kestim. Zeytinyağı ısındı tavamda arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle ısındı. Bir tarafını yumurtamı kırıyorum. Evet, yumurtamı kırdım. Burada altını en kısa getirdim. En kısıkta şu an. Yumurtanın pişmesini bekleyeceğim biraz. Hiç bozmayacağım. Ben böyle seviyorum. Şöyle biraz tuz attım. Şöyle küçük bir kapak kapatıyorum. Orada pişerken ben de burada peynirli avokado hazırlayacağım kendime. Şöyle bir adet avokadonun yarısını kesiyorum. Bu iyice yumuşadı artık. Tam yenilecek kıvamda şu anda. Şöyle kesiyorum. Yarısını dolaba kaldıracağım. Bu yeter bana şimdi. Ve ters çeviriyorum. Bakın hepsi zaten çıkıyor. Çok rahat bir şekilde. Aslında ben buna dereotu da çok yakıştırıyorum. Böyle peynirle yaptığım avokadoyu, ama dereotum yok şu an. Eğer olsaydı, sizde varsa denerseniz koyun. Ve çok lezzetli oluyor. Elimi yıkadım. Şurasını silelim. Ekmek kırığı olmuş. Evet, şimdi tavamın diğer tarafına, o yumurtanın diğer yanına şöyle biraz kıpırdatıyorum ama mecbur. Ekmeğimi koyuyorum. Tekrar kapatıyorum. Ekmeğim de biraz ısınsın istiyorum. Diğer yarım avokadomu da şöyle bir poşete sarıyorum. Dolaba kaldıracağım. Buradakine biraz peynir koyuyorum. Ben ezine sevdiğim için şöyle biraz ezine koyacağım. Bu kadar. Daha az koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz. Bunları güzelce birbiriyle karıştırarak eziyorum. Ekmeğimi de. Bakayım ben ekmeğimi. Şöyle çevirelim. Kapağını açtım artık. Ekmeğim buhardan ıslanmasın diye. Şöyle çok ama çok az zeytinyağı. Çok az, çünkü yumurtamı da zaten zeytinyağında pişirdiğim için bu kadar yeterli. Rahat karıştırmak için. Bunu böyle püre gibi yapıyorum. Bu kadar. Şimdi yumurtama geçelim. Yumurtama baharat koyacağım. Ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben tuz koydum zaten. Biraz kırmızı toz biber, karabiber koyuyorum. Altını kapattım şu an. Ekmeğimi tabağıma koydum. Ay, ödüm koptu. Ekmeğimi tabağıma koydum. Şimdi bu avokadomu ekmeğimin üzerine bolca koyuyorum. Hepsini, yani yarım avokadoyu. Aslında buna tam tahıllı ekmek ya da köy ekmeği olsaydı daha lezzetli olurdu. Ben de şu an normal ekmek var. Normal ekmekle yiyeceğim artık. Oh. Şöyle. Tadı harika. Avokadoyu sevmiyorsanız böyle harika oluyor, tavsiye ederim. Bunun üzerine de yumurtamı koyacağım. Bu kadar. Şöyle. Aa, bir saniye. Önce çok az bir karabiber buraya gezdirmek istiyorum. Ve yumurtamı koyuyorum. Harika bir kahvaltı. Bunun yanına zeytin koy ya da domates koyabilirsiniz.
Ben hiçbir şey koymayacağım. Bu bana yeter böyle. Yanına çayımda bir bardak sallama çay yapacağım. Kettle'a hemen su koyacağım. Sonra afiyetle yiyeceğim. Evet, çayım ve avokadolu tost değil bu da, kahvaltım diyeyim, hazır. Bana afiyet olsun. Görüşürüz. Bunu gerçekten kesinlikle deneyin. Çünkü gerçekten çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Evet, yeniden merhaba. Bugün akşam yemeği hazırlığına geçtim. Öğlen Nescafe ve kek yapmış yengem. Kuru üzümlü, işte cevizli filan. Nescafe ve kek yedim. Birazdan elma yiyeceğim. Ama akşam yemeği için şöyle bir küçük karnabahar haşladım. Biraz bunları kızartacağım ve burada domateslerim var. Bunları doğrayacağım. Şöyle evdeki bütün biberleri, acı biber bunlar, ben yiyemiyorum. Devran için yapıyorum özellikle. Bunları kızartıp domates soslu acı biber kızartması yapacağım. Yani kızartacağım. Üzerine domatesleri doğrayıp ekleyeceğim. Onlar da sos gibi biberle pişecek. Şimdi büyük tencereye koyuyorum. Çünkü rahat rahat karıştırıp sağa sola sıçratmamak için. Bu tencerede az önce karnabahar haşlamıştım. Şöyle bir sudan geçirdim. Biberlerimi bunu da kızartarak başlayacağım. Şimdi içini iyice kurumasını bekliyorum. Yıkadım çünkü biraz. Biberler çok acı. O yüzden kapağı kapalı bir şekilde kızartacağım. Ben yiyemiyorum acı bu kadar. Şöyle biraz yağ koyuyorum. Kızartma olduğu için biraz fazla koydum. Isınmasını beklerken domateslerimi doğrayacağım. Evet, yağım ısınmıştır. Evet, ısınmış. Şimdi biberlerimi komple atıp kapağını kapatacağım. Hepsini birden atacağım şöyle. Kapağını kapattım. Bu şekilde derin tencerede daha rahat kızarıyorlar. O yüzden büyük tencere kullandım. Şimdi karnabaharlarımı da yapmak istiyorum. Bu domatesi şöyle kırıldım. Karnabahar harcım için şöyle bir kase çıkarıyorum. İçine bir yumurta kırıyorum. İki kaşığa yakın un koydum ve biraz süt. Güzelce çekiyorum. Kıvamını ayarlayacağım bu şekilde. Birazcık da kabartma tozu koymak istiyorum ben içine. Ve tuz. Tuz da koyduk. Şimdi daha iyi olacak. Evet, bu kıvam oldu. Şimdi şöyle içine batırıyorum. Eldivenle tavama koyuyorum. Ezanla. Bu şekilde tavama dizeceğim.
Karnabahar kızartmam hazır. Ben çok az yağda kızarttığım için, böyle komple yağın içine atmadığım için her yeri altın sarısı olmuyor. Ama böyle daha sağlıklı, lezzeti de çok iyi. Limon sıkarak yemeyi seviyorum ve yoğurtla. Her ikisinden de yapacağım yerken. Burada da domatesli biber kızartmam hazır. Şimdi akşam yemeği yiyeceğim tek başıma. Bu közlenmiş biber, konserve biberden doğradım bir tane. Dünden kıymalı mantı vardı. Şöyle 2 kaşık, 3 kaşık. Bunları ısıttım mikrodalgada. Ve onun yanına şöyle yoğurt ve karnabahar koyacağım. Şöyle karnabahar koyuyorum. Limon sıkıyorum. Ve mantı ya da yoğurt. Birazcık nane. Evet, benim akşam yemeğim de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu saatten sonra kırmızı elma ya da muz ya da süt, ceviz. Yani bunları yerim. Bu kadar. Bu videonun sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.